Cemilem, niye yemedin? Çorban çok güzel olmuş. Tadı yerinde, kıvamı yerinde. Sadece içinde soğanlar biraz iri duruyor. Ben mercimek çorbası deyince ben kırmızı mercimek diye bekliyordum. Menüyü görünce ama siyah mercimek de yapmışsınız. Çok güzel olmuş, ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Ben beğendim. Afiyet olsun. Daha önce siyah mercimek yemiş miydiniz Cemile Hanım? Yok, daha önce yemedim. Yeşil mercimek yapıyordum ama siyah mercimek yemedim. Ben pirinçli mercimek çorbası deyince ben normalde kırmızı mercimek bekliyordum. Ezogelin olur diye söylemiştim ama siyah mercimek gerçekten güzel olmuş. Ellerinize sağlık, beğendim. Sadece içinde soğanları çok iri olmuş. Aceleden artık. Evet. Sıcaklığı falan yerinde. Afiyet olsun. O zaman Betül yorumunu yap tatlım. Karnımı doyurdunuz, teşekkür ederim. Ama şu anda çok sinir oluyorum size. Neden? Ya bu kadar güzel yapmamanız gerekiyordu. Gerçekten. Evet. Yani soğanları da bir kere olması gerektiği büyük boyutta. Limonla, hatta pul biberli, evet, bu tip biber yöresel çorbaları aslında ben çok severek yerim. Gerçekten aşırı güzel olmuş. Afiyet olsun. Evet Cemile, bazen beni şaşırtıyorsun. Ne olmuş kız? Hani nerede soğan? Gerçekten benim tabağımda iri iri soğanlar var. Normal bacım sen. Biraz ne pirinçleri ama bir tık, yani bir 5 dakika önce kapatılsa pirinç belki pirinç daha almazdı. Suyun içinde sürekli beklediği için emiyor, mecburen emiyor. Ama çok lezzetli. Cennet. Ben de ilk okuduğumda menüyü mercimek, pirinçli mercimek çorbası, kırmızı mercimek bekliyordum. Yani böyle bir çorba beklemiyordum. Çorbanın tadı güzel olmuş. Yani soğan falan da hiç yani gelmiyor bana. Çünkü gayet güzel pişmiş. Sadece benim takıldığım şu. Yani mercimekler birazcık, yani bir tık daha pişebilirmiş. Pirinç çok güzel pişmiş ama mercimek onun de bir tık daha pişebilirmiş. Yani biraz diri geldi bana. Şey çok olmuyor, az. Yumuşamıyor. Fazla değil. Biraz daha pişirirsen dağılır, bu sefer kabuktan ayrılacak. Dağılır. Onun için birazcık sert kalıyor. O zaman yani ya kısaca gerçekten bir kusuru yok. Yani boşa konuşmayalım. Ben yani kusur demiyorum ben de. Gayet yani güzel, tadı güzel. Mercimek ben çünkü beklemediğim bir şey çıktı karşımıza. Evet. Ben kızıl mercimek bekliyordum. Pirinçle ne alaka dedim. Çok da basit bir çorba olacak dedim. Hı hı. Ama beklediğim gibi çıkmadı. Tadı güzel. Ben hiçbir kusur bulmuyorum. Sadece bir tık daha mercimekleri pişebilirmiş. Kırmızı mercimek olunca kolay oluyor da siyah mercimek olunca kolay olmuyor mu? Şimdi kırmızı mercimek her zaman evimizde yaptığımız bir çorbadır ve onun pişmesiyle kara mercimeğin pişmesi, siyah mercimeğin pardon, pişmesi birazcık bence şeydir, değişiktir yani. Daha önce bayağı yediniz bu çorbadan öyleyse. Tabii yedim. Sizin evde kara mercimek çorbası sık sık pişiyor mu? Aynen. O zaman siyah mercimeği siz de kolaylıkla yapabiliyorsunuz yani. Yani benim çorbam kadar yorucu değildi. Aynen aslında. Yani benim çorbam şeyi, yani zahmetli bir çorba, evet, değil. Onu söyleyeyim yani. Öyle. Kısaca ve sizin çorbanız de başkaydı. Ona biz tabii hiçbir şekilde şey yapmadık zaten masada. Evet, bugün de mutfakta anlattı. Gene zaten aynı şekilde çorbası konuştuk. Çok güzeldi diye. Teşekkürler Betül Hanım. Gönül. Ben çorbayı beğendim. Elinize sağlık. Normalde bu tarz çorbaları çok fazla yemem. Yani yemem derken yapmadığım için yemiyorum. Ama birkaç yerde dışarıda yediğim oldu. Ve tadı da lezzet de çok güzelmiş. Elinize sağlık. Zeytinyağında mı kavurdunuz soğanı? Çok merak ettim. Tereyağında mı? Çünkü hiçbir yağ kokusu yok. Ben sana şimdi ben senden hiç böyle bir çorba beklemiyorum. Evet. Çıkmayacak diyordunuz değil mi? Çok şoktayım. Herkes bekledim yorumu bitsin diye. Vallahi helal olsun. Afiyet olsun. Ya biz Seda Hanım beklerken aman işte Ezogelin'in adını değiştirmiş, buraya koymuş. Önümüze de farklı pirinçlerini, adını bile hatırlamadığım bir şekilde değişik bir şey yapmış diye. Gerçekten öyle bir şeydik. Ben de öyle mutfakta kısa bir şok yaşadım. Aa, siyah mercimek falan yaptım yani. Evet. Güzel bir şey sorabilir miyim? Et suyu kattınız mı içine? Tavuk suyu var. Tavuk haşladı. Ben et suyu aldım biraz. Ama bulyon kullanmadı. Çok az. Tavuk suyu var yani, tavuk haşlama suyu var. Ya, tamam. Haydi buyurun. Bulyon koysaydı. Kaşıkları içine koyun kaselerin. O tabakları da alabilirim.